Selam arkadaşlar. 28 Mayıs 2023. Burada iki katlı bir arım vardı hatırlıyorsanız. Belfast vermiştik. Kılıç arısına Belfast'ı vermiştik hatırlıyorsanız. Şimdi o araya bir bakım yapacağız. Şimdi dediğim gibi ana arısını göreceğim. Daha bir aydan fazla oldu. Ana arısını göremedik bu kovanın. Bugüne kısmet olur inşallah. En son kapıdan salmıştım Belfast'ı. Onun linkini de aşağı etiketlerim. Evet, şimdi bir bakalım. Östen şöyle güzel bir beyazlık vurmuş gibi. Balakım bitti ama ben sağdım kovanları. Çok oldu. Zaten 15-20 gündür de arılığa uğradığım yok. Belki oğul veren bile olmuştur. Ama oğul verecek arıda bırakmamıştım hep. Şimdi bir bakalım arımız ne alemde. Bunun altı kesikti. Ben kesmiştim. Bozuktu. Altını örmüşler. Güzel. Evet, günlükler mevcut. Şöyle. Şu an saldırganlığı o kadar kalmamış. Yani evet, Belfast'ta burada. Son çıtada. Evet, gördük. En son gördüm yani. Evet, benim saldığım kız. Güzel. Büyümüş. Beslenmiş. Maşallah. Çeker çekmez buldum. Daha ilk defa açtım kovanı yani. Maşallah. Bayağı da güzel bir kız. Damdaki arının ilk bölmeden doğan ana arıları elimle salmıştım zaten. Bu da ilklerden. İki katlarıya salmıştım hatta. Şu an görüyorsunuz. Yani birçok kişi biraz sonra kapının önüne atarlar. Keserler. Bunun önüne falan filan diyordu. Yeni doğmuş bir ana arı. Yeni doğduğu için hani işçiler mesela yeni doğduğu zaman istediğiniz koloniye verebilirsiniz. Kabul eder zaten. Oradaki anayı da kesmez o işçiler. Yeni doğan tarlacı diyorum. Yeni doğan işçiler. Aynı onun gibi. Bu da yeni doğduğu için. Arı da anasız kaldığı için. Ben bu arayı 3-5 saat anasız bıraktım. Her tarafı memeydi. Memeleri temizledim tek tek. Ondan sonra anayı kapıdan saldım. Anayı kabul etmişlerdi zaten o zamandan. Ben kabul ettiğine inanıyordum. Ama işte bir türlü kanıtlayamadık. Şimdi kanıtlamış oldum. Ana arıyı kabul etmiş. Bu kılıç arısı falan değil. Benim saldığım ana. Renginden belli zaten. Evet, şimdi bakalım kovan neler yapmış. Son çıtaya geldiğine göre çıta istiyor. Ben bal sahamında fazlalık petekleri almıştım zaten bundan. Hala kılıç arıları var tabii ki mevcut. Son doğanlardan. Evet. Bu da bir diğer altı kesik çıta. Bunun da altını ben kesmiştim. Sağımla biraz yıpranmıştı altı. Düzgün durmuyor diye kesmiştim. Bakın altı tekrar bembeyaz örmüşler. Üst tarafı da şöyle kurtçuğa geçmiş. Kılıç arısı. En fazla bir ayınız kaldı koçum. Bir ay sonra işiniz bitecek. Sakinleyecek kovan diye düşünüyoruz. Şöyle biraz mal verelim. Biraz da değil, bayağı verdik ya. Evet. Bakıma devam edelim şimdi. Bana körük gönderecek arkadaşlar, sizin göndereceğiniz körük öyle tutmuyor işte. Evet, şöyle balakım var. Yavru alanı var. Güzel. Arı neredeyse kata gelmiş geri tekrardan. Zaten güçlüydü. Evet. Bir de şişteye bakalım. Şöyle bir tane heves mevesi yapmışlar. Gördüğünüz gibi ama boştur. Boş. İşte bu şekilde. Bizim burada çiçek
işi yavaş yavaş azaldı ama bir taraftan da tekrardan yaz otları çıkıyor. Mesela bozot var. Evet, burada söküm başlamış. Şöyle yeni doğanlardan. Yeni doğanların rengine bakarsak karnıyla benziyorlar. Sakinleyecektir. Bu tarlacılar öldükten sonra kovan sakinleyecek diye ümit ediyorum. Bozot. Ne hangi bozot? Göstereyim onu arkadaşlar. Şu bozot. Bozot dediğimiz şu. Çok güzel bundan. Bal geliyor. Yani şu an açmış durumda. Benim ağırlığım da fazla yok ama bakın şuralarda falan var. Şu aşağı taraflarda tarla. Oralarda her tarafta ondan mevcut. Çiftçilerimiz de bırakmıyorlar ki ot olsun. Her tarla takım köşelerine atıyorlar zehri. Evet. Burada güzel paket var. Arı neredeyse kata gelmiş artık. Ben tarih atıyorum her sene bal akımlarında. Haziran'ın 25'inde kat at diye zaten takvimimde kayıtlı şey var. Haziran'ın 25'inde attığım zaman Temmuz başlarında bal akım geliyor. Şurada bir yemek başlangıcı var. Dediğim gibi o bal akımında da yani birkaç arıdan diğerlerini destekleyip kat atıyorum. Izgara atıyorum yani. Orada ne gelirse artık balı öyle şekilde alıyoruz. Evet, şu an kuşlar saldırdı. Evet arkadaşlar, fazla kurduran da gerek yok. Araya iki tane petek vereceğim. Birini dışa gireceğim, birinde 2 numaraya gireceğim. Yani arı zaten güçlü. Hemen kabartır. Haftaya da katı gelirsem katarım. Allah'ın izniyle katı çıkar arı. Dediğim gibi Temmuz'da burada bir bal akımı oluyor. O bal akımında katta ne olursa alacağız, sağacağız. Bu şekilde. Bugün şu an saat 8. Bugün de seçim günü. Bizim okulda şu Eukaliptusların arka tarafında hemen. Orada oy kullanılıyor. Hayırlısı olsun bakalım efemizin adına. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.